Merhaba, Ruh derslerine hoş geldiniz. Ben Halil Gamsızkan, Anadolu Üniversitesi Fizik Bölümünde çalışıyorum. Bir dizi videoda sizlere Ruh'u anlatmaya çalışacağım. Şimdi dilerseniz biraz derslerden bahsedeyim önce. Derslerde genel çerçeve olarak Ruh primer olarak adlandırılan başlangıç seviyesi bir rehber var. Onu takip etmek niyetindeyim. Ruh primer, Ruh resmi web sitesinde bulunan bir eğitim rehberi. Ondan sonra web adresini ekranda görüyorsunuz ve kısa adresini. Buradan kendiniz de takip edebilirsiniz Ruh primeri. Videoların sonunda çeşitli ödev soruları bulunacak. Ayrıca zaman zaman anlattığım konuları anlamaya yardımcı olacak bazı bahsi geçen kavramlar olacak. Onlar için ayrıyetten bazı videolar hazırlayıp paylaşacağım. Bunların bazı örnekleri nesne yönelimli, yani object oriented programlama nedir, histogram nedir gibi kavramlar. Ruh dersleri ve diğer ilgili ve diğer materyaller için ekranda gördüğünüz adresi ziyaret edebilirsiniz. Ayrıca videoları ve anlatılan konularla ilgili sorularınız varsa ve videoyu eğer YouTube'da izliyorsanız o zaman YouTube'a yorum olarak bırakabilirsiniz. Veya bana haligamskan@gmail.com adresinden mail atarak sorularınızı gönderebilirsiniz. Dilerseniz başlayalım. Birinci ders, Ruh nedir? Ruh, CERN'de geliştirilen bilimsel amaçlı ve özellikle de deneysel parçacık fiziği alanında kullanılmakta olan açık kaynak kodlu bir yazılım paketi. Ruh'un ana internet sayfası da ruh.cern.ch. Buradan Ruh'la ilgili tüm ihtiyacınız olabilecek bilgilere erişebilirsiniz. Ruh, çeşitli programlardan ve kütüphanelerden oluşuyor. Yani Ruh'a ait doğrudan çalıştırabildiğiniz bazı programlar var. Ayrıca kendi programlarınızda kullanabildiğiniz Ruh'la birlikte gelen bazı fonksiyonlar ve klaslar barındıran bazı kütüphaneler de var. Peki Ruh'u hangi platformlarda çalıştırabilirim? Ruh'u tüm popüler platformlarda çalıştırmak mümkün. Yani Windows'ta, Linux'ta veya MacOS'ta çalıştırabilirsiniz. Ve daha genel olarak aslında kabaca şöyle de diyebiliriz. Herhangi bir platform için C++ derleyicisi varsa, standart bir derleyici, o zaman çok büyük ihtimalle o platformda da Ruh'u çalıştırabilirsiniz. Çünkü açık kaynak kodlu bir yazılım paketi. Ruh'un önemli bir özelliği var. O da nesne yönelimli olması. Bu sayede özellikle C++, ondan sonra Python, Ruby gibi diğer modern nesne yönelim desteğine sahip programlama dilleriyle uyumlu. Aslında Ruh'un kendisi de zaten C++ dilinde yazılmış. Bununla birlikte Ruh'un içinde gelen ayrıca bir C++ yorumlayıcısı da bulunuyor. İsmi de Jinx. Ruh'u kimler kullanıyor? Başta CERN deneyleri olmak üzere pek çok parçacık fiziği deneyi ihtiyaç duydukları yazılımlarda Ruh kütüphanelerini kullanıyorlar. Örneklerini görüyorsunuz. Mesela Alice, Atlas, CMS var ve diğer CERN dışındaki deneyler Babar, Bell gibi. Oldukça yaygın bir kullanıma sahip. Peki Ruh ile neler yapabiliriz? İki basit örnek hemen görüyorsunuz burada. Üstte bir histogram var. Altta da genel datayı yapılmış bir fit görüyoruz. Bunlar en sık deneysel parçacık fiziğinde en sık yapılan işler. Oldukça kapsamlı bir yazılım. Pek çok işimizi görebiliyoruz Ruh'la. Ve bunların başlıcaları şunlar. Az önce bahsettiğimiz gibi histogramlama, grafik çizimleri, eğri uydurmak yani curve fitting işlemleri. Ruh'un bir özelliği var. Kendine has bir dosya formatı var Ruh'un. Ve bu dosya formatının içerisinde çarpışma olayı verisinden bizzat histogramlara, grafiklere kadar pek çok bilgi depolanabiliyor. Yani objeler. Yazılım terminolojisiyle konuşursak
Hepsi depolanabiliyor ve özellikle de parçacık fiziğinde karşılaşılan veri tipleri için optimize edilmiş bir dosya formatı bu. Ayrıca çok geniş bir kütüphaneye sahip Root. Bu kütüphane içinde 4 vektör işlemlerinden mesela vektörlerin döndürülmeleri, ondan sonra matris işlemlerine kadar pek çok işlemin kolayca, hızlıca ve doğru biçimde yapılmasına imkan veriyor Root'un içindeki yazılımlar. Bu üç önemli, yani kolayca, hızlıca ve doğru biçimde. Şöyle ki kolayca yapılmasına izin veriyor. Çünkü Root bir framework, yani kendi içinde bir tutarlılığa sahip bir bütün. Bu sayede de belli bir işin hani en rahat yapılabileceği şekilde yazılım ortaya konmuş durumda. Bu işi hızlıca yapılabiliyor. Çünkü Root'un içindeki yine kütüphanesindeki özellikle yazılımlar hız için de optimize edilmiş durumda. Yani belli bir iş için ortaya hızlı o işi hızlı yapabilecek bir algoritma konulmuşsa, bir biçimde bir araştırma sonucunda veya bir şekilde ortaya çıkmışsa Root'ta bir kullanılıyor. Ve bahsedilen hesabı mümkün olduğunca hızlı yapabiliyor Root kütüphanesine gelen kodlar. Ve son ve belki de en önemli özelliklerden birisi de Root kütüphanesindeki rutinlerin işleri doğru biçimde yapabilmesi. Çünkü bu rutinler özel olarak ve bilimsel hesaplarda kullanılacağı düşünülerek yazılıyor. Aynı zamanda pek çok kişi de kullandığı için eğer kodda bir hata, bir sorun varsa bunlar mutlaka ortaya çıkıyor ve düzeltiliyor. Dolayısıyla son derece güvenilir kodlar elde etmiş olunuyor. Dolayısıyla da buradan şöyle bir sonuca varabiliriz belki de. Bir hesap işi yapacaksak önce Root kütüphanesine bir bakmakta fayda var. O işi yapan hazır bir yazılım var mı Root kütüphanesinde? Varsa onu kullanmak en mantıklısı. Çünkü hem onu kolayca kullanabiliriz, hem o kodun hızlıca o işi gerçekleştireceğini biliyoruz ve aynı zamanda da doğru bir şekilde ve çok büyük ihtimalle hiçbir hata olmadan, bir bug olmadan yapacağını biliyoruz. Peki root nasıl kullanılır? Başlıca 4 yolu var root'u kullanmanın. Birincisi root'un etkileşimli arayüzü. Bu bir program, doğrudan çalıştırılıyor. Arayüz root'un C++ yorumlayıcısı olan Jint üzerinden çalışıyor ve bir takım ilave komutlar da içeriyor. Bu sayede etkileşimli bir çalışma ortamı sağlıyor. Yani bir komut giriyorsunuz ve komut anında çalıştırılıp sonucunda anında görebiliyorsunuz. İkinci yöntem Jint makroları oluşturmak. Makro nedir? Makro bilgisayarda yapılan bir dizi işin kaydedilmesidir. Örneğin herhangi bir iş, yani önce fareyle bir yere tıkladım, ondan sonra belli bir metin yazdım, sonra Enter'a bastım, sonra başka bir yere tıkladım gibi düşünebilirsiniz. Peş peşe gelen işlemler, bunları ve bu işleri sık sık tekrarlıyorsanız ve aynı sırayla, o zaman bunları kaydedebilmeniz büyük bir kolaylıktır. Bunlara makro denir. Jint makroları da aynı mantığı izliyor. Yani root arayüzünde yazdığınız komutları bir dosyada peş peşe koyduğunuz zaman bu bir makroya dönüşmüş oluyor. Yani o dosyadaki makroyu çalıştırdığımızda tek tek satır satır girdiğiniz komutlar bir kere de çalışmış oluyor peş peşe. Makrolar yazılıp tek bir dosyaya konulduktan sonra doğrudan root arayüzünden çağrılıp çalıştırılabiliyor. Ayrıca aynı shell script, yani kabuk betikleri gibi doğrudan da çalıştırılabiliyor. Üçüncü yöntem C++ programları yazmak. Bir C++ programı oluşturabilirsiniz. Ondan sonra da derleyicinin anlayacağı şekilde programınızda root kütüphanelerini tanımlarsanız
programınızın içinde artık root'un sağladığı imkanları kullanabilirsiniz. Yani root'un kütüphanelerinde bulunan bir takım işlevlere erişebilirsiniz doğrudan C++ programınızın içinde. C++ programınız derleyiciye verilir, derleyiciden geçirilir ve ortaya çalıştırılabilir bir program çıkar ve doğrudan çalıştırarak işimiz görülür. Dördüncü yöntem de Python ve Ruby betikleri aracılığıyla root'u kullanmak. Python ve Ruby bunlar birer programlama dili. Aynı C++ gibi. Fakat bir farkı var. Bunlar yorumlayıcılı diller. Yani bu dillerde yazdığınız kodlar derleyiciden geçmeden doğrudan işleniyor. Aynı Jint örneğinde olduğu gibi. Yorumlayıcılı diller genellikle derleyicili dillere kıyasla yaklaşık bir 30 kat daha yavaş çalışırlar. Fakat bu dillerde kod geliştirmek çok daha kolaydır C++'a. Çünkü C++ programları genellikle çok daha detaylı ve incelikli yazılmak gerektirir. Ve her iterasyonda da bir daha derlemek gerekir. Python, Ruby ve Jint'te böyle bir durum yok. Dolayısıyla onların avantajı bu. Root kütüphaneleri bu dillere de tanıtılmış olduğu için önceden betiklerinizin içinden root kütüphanelerine erişmek için yapmanız gereken tek şey ilgili modülleri tanıtmak, import etmek ve doğrudan kodunuzun içinde kullanmak. Şimdi bu dört yöntemin karşılaştırmasına bir bakalım. Her yöntemin kendine göre artıları ve eksileri var. Örneğin birincisi etkileşimli arayüz. Bunun artısı etkileşimli olması. Yani yaptığınız, verdiğiniz bir komutun sonucunu anında görebiliyorsunuz. Dolayısıyla da örneğin sorun giderme gibi işler için çok ideal. Çünkü kodunuzu çalıştırdığınızda da yani çalışması sürerken veya bir noktada durduğunda doğrudan efendim hangi değişken içinde ne değer var veya işte belli fonksiyonları ben çağırayım gibi işler yapabiliyorsunuz. Etkileşimli arayüzün eksisi arayüzde yaptığınız kodun kalıcılığının pek olmaması. Yani bu kod sizin bir dosya açıp bir editörde yazdığınız bir kod değil. Bir terminalle benzeyen bir ortamda yazıyorsunuz bu kodu. Dolayısıyla o kodun kalıcılığı sadece o arayüzün tarihçe kısmında oluyor. Aynı Linux terminal arayüzünde olduğu gibi o yön tuşlarıyla daha önceden yazdığınız komutlara gidebiliyorsunuz. Ve kalıcılığı da bundan ibaret. Bu kalıcılığı bize sağlayan Jint makroları. Jint makroları ile yine görece çabuk kod geliştirmek mümkün. Fakat bu derlenen bir kod değil, yorumlanan bir kod olduğu için orta hızda çalışan bir kod programı elde etmiş oluyoruz. Sonraki seçeneğimiz C++ kodu. C++ kodu doğrudan derlenip makine diline çevrildiği için mümkün olan en hızlı çalışan kodu elde ediyoruz C++'da. Dezavantajı az önce bahsettiğim gibi oldukça detaylı ve tam kesinlikle yazılması gerektiği için kodun ve her aşamada tekrardan derlenmesi gerektiği için kod geliştirmek daha uzun sürüyor C++'da. Python ve Ruby betikleri aşağı yukarı Jint makrolarıyla aynı avantajlara ve dezavantajlara sahip. Bunların bir artı avantajı mesela Jint makrolarına göre daha rahat kod geliştirme sağlamaları. Onun sebebi de Python ve Ruby dillerinin Jint makroları C++ dilinde yazılıyor. Fakat Python ve Ruby dilleri daha rahat bir söz dizimine ve yapılara sahip. O yüzden onlarla kod geliştirmek daha rahat. Böyle bir avantajı var. Çalışan kodun hızı yine Jint ile aşağı yukarı aynı olacaktır. Çünkü her ikisi de derlenmiyor. C++ kodundan da yavaş olacaktır. Bu yavaşlık, hızlılık konusunda yapılacak bir yorum şu olabilir. Programımız bu hız kaybı veya kazancı daha çok sizin programınızın ne yaptığına bağlı. Yani programınız çalışırken geçen zamanı yaptığı işin %90'ı root kütüphanelerinde gerçekleşiyorsa, yani işinizin çok büyük kısmını root'ta halledebiliyorsanız
O zaman C++'da yazmanız veya Python, Ruby veya Jint'te yapmanız çok fazla bir hız farkı oluşturmayacaktır. Fakat siz hesaplarınızı bilfiil Python betiğinde yapmaya kalkışırsanız, o zaman demin dediğim gibi o kod C++ eşdeğer, yani aynı işi yapan C++ koduna göre 30 kat daha yavaş çalışacaktır. Bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki derste root.sir.ch adresinde kısa bir gezinti yapacağız. Bu sitede neler varmış ve neler sunduğu, onlara bakacağız. Bir de bilgisayarımıza root kurulumu yapacağız. Bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.